Demek hepsi tezgahta ha. Yurt dışına falan çıkmadın. İşlerim batıyor. Düğün iptal olsun kolpaları falan filan ha. Hayırdır niye? Aile içi bir konu Sermet Bey. Sizi ilgilendirmez. Allah aşkına. Ben de ailedenim. Biliyor musun bizim birader çok kötü oldu sen gidince ya. Hastalanacak diye çok korkuyorum. İnsanı güldürmeyin Sermet Bey. Siz kadınlar yok musunuz? Düğündeki güllerin rengine karar veremediniz. Kavga çıktı değil mi? Biliyor musun? Fırat burada olduğunu öğrenince çok sevinecek. Dur 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 sakın 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 yapma ne olur yapma. Yapma. Yavaş. Açmadı. Müsait değil herhalde. Ama Deniz Hanım'ı arayıp bir haber vermek lazım. Dur 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 ne olur yapma. Dur dedim sana. Şşş. Celallenme. Durayım da. Niye durayım? Anlaşabiliriz. Ne teklif edeceksin bana? Para mı? İnan bendeki parayı aklın almaz. Çok hoşunuza gidecek başka bir şey verebilirim size. Sırrımı saklayacak olursanız eğer çok memnun kalacağınız bir şey. Sen beni mi zannettin? Kardeşinin nişanlısına göz dikecek insan mıyım lan ben? Beni yanlış anladınız. Başka bir şey. Elimde öyle bir şey var ki... Nalan'ın gözünde sizi kahraman yapacak... Ömrünce size minnettar kalacak desem. O zaman şerefe değil. Şadiye bacım bak sen galiba durumları yanlış anladın yani. Öyle bir durum var ortada gibi görünüyor yani. Ya ben neyi yanlış anlayacağım ya? Aklınızı mı oynattınız siz? Ben niye yaşadım ya bunca korkuyu gece gece? Niye geldim ben buraya? Bu gerizekalıyla görüşeyim diye mi geldim ya ben? Kızım bağırma bak. Tamam mı? Bir sakin ol. Şimdi Sermet abimin emri var. Dendi ki hapishaneden çıkarılacak, gelecek Zafer'le görüşecek, aynı yoldan geri dönecek dendi. O kadar. Bana bak, o abine benim var ya selamımı söyle. Ben bir daha o deliye dönmem. Siz benim cesedimi götürürsünüz, cesedimi oraya. Şadiyeciğim bak aynen geldiğin yoldan geri döneceksin. O kadar. Sen ne diyorsun ya? Koş lan, koş lan. Şadiye! Şadiye dur! Korkuyor lan sen de koşsana. Zafer sen oradan git abicim. Sen de şuralara bak. Tamam. Şadiye! Atıf, anlatacak mısın artık? Nedir bilmem gereken şey? Söyleyeceklerim çok hoşuna gitmeyecek ama. Atıf, germe beni lütfen. Delilerin birçoğu gösteriyor ki... Fırat Kazan da bu işin içinde, bu Sermet, Hikmet, Erol Bey'in bulunduğu çetenin içinde. Ne? Ya... Yanlış anlamanı istemem ama... Dosyaların hepsi orada. Burada her şey belgelerin içinde var, bakabilirsin. Yani neredeyse bütün bankacılık işlemlerinde Fırat'ın imzası var. Al bak. Sen rahat rahat onlara bak, ben biraz yatacağım. Sana da şuradaki odayı hazırlattım, tamam?
Senin hemen gitmen gerekiyor. Neden? Babam geliyormuş, Ümmü mesaj attı. Sarhoşmuş falan işte, benim ortalığı toplayacağım, çeki düzen vereceğim falan. Emin misin? Anlamadım. Nasıl bir soru bu şimdi? Telefonunu ver. Anlamalıydım. Her şey gözümün önündeydi. Bunca zamandır nasıl olabilir böyle bir şey? Dünyadaki en nefret edilen babanın bile bir krallığı vardı çocukların içinde. Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün asıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o, sen merak etme. Ben varken narine de dokunamaz. Bence sen kolla kendini. Senin pisliklerden uzak durman konusunda kaç kere uyardım ben? Ha? Bak, senin yüzünden gencecik bir çocuk hayatını kaybetti. Mutlu musun? Seni kim koruyacak bu saatten sonra? Kimsenin korumasına gerek yok. Polis hepsini içeri al. Prosedürler yerine gelince Erol'u da içeri alacaklar. Kimden korkmam gerekiyor? Senden mi? Tehdit mi ediyorsun beni? Narin görüyorsun, şahitsin. Fırat Kazan beni bayağı ayaküstü tehdit ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.